Yakışıklım tamam da yani bu nedir ya, ben yani İtalyan filmi seyrediyor gibi oldum bir anda. Saçlar falan, tip. Müthiş yakışıklısın. Maşallah, Allah sana uzun ömür versin, cennet nasip etsin. Ailevi sorun. Çok büyük bela var ya. Bir kere ailenin gücünün o yönde, hukuki yönden kırılması lazım. Yani babası değil mi diyor, çocuğunu alır götürür, döver de söver de. Ya adam manyak, deli adam, Allah Allah, yani cinayet, mesela cinayet işlemiş adam. Aftan yaralanıp çıkmış. Kadına telefon ediyor, çocuklarımı gönder diyor. Göndermiyor kadın, mahkeme kanalını alıyor, çocuklarını götürüyor. Sonra kadına kızıyor. Şimdi sana ben bir haber göndereceğim, ömrün boyunca unutamayacaksın diyor. Çocuklarını doğradım diyor. Ya böyle bir ayrı kız, kadın da bak, akşam çocuk bağırmaktan sesi kısılmış, canım benim. Ya polise söyledim diyor. Savcıya söyledim. Hakime söyledim. Her yere ayağa kaldırdım. Bu adam deli dedim diyor. Buna göndermeyin, çocuklara bir şey yapacak dedim diyor. Beni dinlemediler diyor. Babası diyeyim. Ya babası değil kardeşim. Onu yaratan Allah. Ne babası olacak? Babayı haşa Allah gibi görüyorlar ya. Babanın ondan alakası yok. Bir vatandaştır. Allah onu vesile eder. Alakası yok. Yaratılış tamamen Allah'a aittir. Çocuğun yaratılışında babanın hiçbir etkisi olmaz. Sadece flu bir vesile olarak Allah onu gösterir. Yani spermini var. Ondan da alakası yok. Tamamen bir sebeptir. Dolayısıyla ona zulüm yapma yetkisi vermez bu. Adam cinsse mahkeme çocuklara el koysun. Hiçbir şekilde vermez. Yani belli belanın geleceği. Mesela öbür vakada da adam defalarca keseceğim, asacağım diyor. Bir kere bile söylese yeterli kardeş. Bir kere öldüreceğim demesi yeterlidir. Bir daha o çocuk ona verilmez. Evet, dinliyorum.